Arkadaşlarınla ormana kamp yapmaya gittin. Büyülü ormanda yürürken etrafın gökyüzünden inen cadılar tarafından sarıldı. Gökyüzünden inen cadılar seni ve arkadaşını kaçırarak gizli bir adanın üzerinde bulunan bir kulübeye götürdüler. Kulübenin yanında 3 tane büyülü hayvan bulunmakta. İlk hayvan tek boynuzlu bir at. İkinci hayvan beyaz bir kanatlı at. Üçüncü hayvansa siyah bir mitolojik ejderha. Bu kulübeden kurtulmak için bu 3 hayvandan bir tanesine binerek kaçman gerekmekte. Peki sen bu hayvanlardan hangisini seçersin? Seçmen gereken hayvan siyah mitolojik ejderhadır. Çünkü tek boynuzlu at üzerinde denizi geçemezsin. Beyaz kanatlı atsa cadılar tarafından kolaylıkla fark edilecektir. Fakat siyah ejderhayı alarak gece saatlerinde cadılara görünmeden adadan kaçabilirsin. Kötü bir cadı en yakın arkadaşını kaçırdı. Onu kurtarmak için büyük bir cesaret göstererek onun bulunduğu şatoya gittin. Ancak arkadaşının şatonun içindeki bir zindanda bulunduğunu ve korkunç bir kurt tarafından korunduğunu fark ettin. Zindana girmeye çalışsan da hiçbir giriş kapısının olmadığını görüyorsun. Şatoyu araştırdıktan sonra içeride 3 tane büyülü alet olduğunu gördün. Bunlardan ilki zihin okuma cihazı, ikincisi görünmezlik pelerini, üçüncüsü ise ışınlanma makinesi. Arkadaşını zindandan kurtarmak için tek hakkın var. Hangi makineyi seçersin? Zihin okuma cihazı işine yaramayacaktır. Görünmezlik pelerinini ise zindana giren kapı olmadığı için kullanamazsın. Fakat ışınlanma cihazıyla arkadaşını kurtarıp rahatça geri dönebilirsin. Ünlü bir kimyager laboratuvarında ölü olarak bulunmuştur. Olayı araştırmak için olay yerine gelen ünlü dedektif, o gün laboratuvarı ziyaret eden 3 kişi olan Okan, Murat ve Ali'yi sorgulamıştır. Şüphelileri sorgulayan dedektif, en son ünlü kimyagerin kıyafetlerini incelerken cebinde karbon, oksijen, alüminyum, nitrojen yazılı bir kağıt bulmuştur. Peki, ünlü kimyagerin katili bu şüpheliler arasından kimdir? Eğer adamın cebinden çıkan kağıtta yazılanlara bakarsanız katilin kim olduğuna ulaşabilirsiniz. Kağıtta yazılan oksijen, karbon, alüminyum ve nitrojen elementlerinin baş harflerine bakarsanız ortaya Okan isminin çıktığını göreceksiniz. Çantasında elma taşıyan adam ve kadın yolda karşı karşıya gelmişler. Adam çantasında elma taşıyan kadına, "Eğer sana bir tane elma verirsem ikimizin de aynı sayıda elması olacaktır. Fakat sen bana bir tane elma verirsen benim elmalarımın toplamı senin elmalarının 2 katı olacaktır." demiştir. Peki buna göre en başta kadının ve adamın çantasında toplamda kaçar elma vardır? En başta adamın 7, kadınınsa 5 tane elması vardır. Eğer adam kadına bir elma verirse ikisinin de elma sayısı 6 olur. Eğer kadın adama elma verirse adamın 8, kadınınsa 4 tane elması kalacaktır. Sıradaki bulmaca senin karakterin hakkında önemli ipuçlarını veriyor. Optik bir illüzyona sahip olan bu resimde ilk bakışta ne görüyorsunuz? Siyah bir araba mı yoksa dürbünlü bir adam mı? Eğer siyah bir araba gördüysen, sen özgürlüğüne düşkün bir insansın. Resimde bulunan bu araba, resmin küçük bir parçası. Bu nedenle her durumda ayrıntıları dikkatli bir şekilde incelediğini söyleyebiliriz. Özellikle olumsuz koşullarda ayrıntılara odaklanma yeteneğiniz sayesinde kolayca işin içinden çıkabilirsiniz. Eğer ki cevabınız dürbünlü adam olduysa, siz tamamen büyük resme odaklanıyorsunuz ve önemli detayları kaçırıyorsunuz. Ayrıca dürbünlü adam resmin büyük bölümünü kapladığı için senin detaylı düşünme yeteneğinden yoksun olduğunu da biraz söyleyebiliriz. Sırada senin okuldaki yeteneğini yükseltecek bilgi bulmacaları bulunmakta.
Sadece en yetenekli kişilerin doğru cevap verdiği bu soruda bakalım sen nasıl bir performans göstereceksin. Hazırsan başlayalım. Yüz ölçümü en küçük ilimiz hangisi? Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en küçük ili Yalova'dır. Sıradaki resimde ise çeşitli meyvelerden ve dondurmadan oluşan matematik sorusunu görebilirsin. Kirazlar, üzümler ve dondurmanın yer aldığı bu sorunun cevabı kaçtır? Bu basit matematik probleminin cevabı 52. Bu sonuca ise kirazlara 5, üzümlere 2, dondurmalara ise 10 sayısını vererek ulaşabilirsiniz. Peki yabancı ülkelere ne kadar meraklısınız? Bu sorularla yabancı ülkelerin bayraklarını tanıyabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz bayrak hangi ülkeye ait? Ekranda gördüğünüz bayrak Kazakistan'ındı. Peki kırmızı, beyaz ve mavi çizgilerden oluşan bu bayrak hangi ülkeye aittir? Cevabı bulmanız için size verdiğimiz süre başladı. Ekrandaki bayrak Lüksemburg'a aittir. Senin matematik ve dikkat yeteneğini ölçen bu bulmacadaysa ardışık olarak dizilmiş bu sayılar arasından bir tanesi eksik. Peki, eksik olan sayı kaç? Resimde eksik olan sayı 28. Sırada senin için tekrardan sıralı sayılar verdik. Bu sıralı sayılar içinde sadece tek bir sayı eksiktir. Peki bu sayı kaçtır? Resimdeki eksik olan sayı 45. Portakallardan oluşan bu resimde ise portakallardan farklı bir meyve bulacaksınız. Gözlem ve dikkat yeteneğine dayanan bu bulmacada farklı olan meyveyi bize göstermelisiniz. Farklı olan meyve limondur ve limon en üst satırda bulunmakta. Sıradaki resimde ise tenis toplarını görebilirsin. Bu resim içindeki bir tenis topu diğer toplardan küçük bir farkla ayrılmakta. Peki bu küçük fark nerede? Cevabı bulmak için sana verdiğimiz süre başladı. Farklı olan tenis topu alttan 3. satırda yer almakta. Peki sevimli penguenlerin yer aldığı bu resimdeki farklı olan penguen nerede? Elleri farklı şekilde olan penguen en alttan 2. sırada yer almakta. Sadece en keskin gözlerin görebildiği bu resimde ise diğerlerinden farklı bir kedi ilk bakışta dikkat çekmekte. Peki farklı olan bu kedi nerede bulunmakta? Farklı olan kediyi senin için ekranda gösterdik. Rengarenk bir dairenin oluşturduğu bu resmin içinde ilk bakışta gözlerden kaçan bir sayı bulunmakta. Gözlerinizi oldukça yoracak olan bu bulmacada yer alan sayı kaç? Dairenin içinde bulunan sayı 3287. Bu soru diğerleri kadar kolay olmayacak.
Renkli daire içindeki gizlenmiş olan sayı bu sefer kaçtır? İstersen videoyu durdurarak resmi daha dikkatli inceleyebilirsin. Resimde gizlenen sayı 589. Geldik son sorumuza. 4B sınıfında öğretmen yaptığı sınavda bir öğrenciyi kopya çekerken yakalamıştır. Kopya çeken öğrenci bu 3 öğrenciden bir tanesi. Biz de sizden kopyacı öğrenciyi bulmanızı istiyoruz. Bu 3 öğrenciden sizce kim kopya çekti? ...4B sınıfında kopya çeken öğrenci ortadaki öğrencidir. Eğer resme dikkatlice bakarsanız ortadaki öğrencinin kolundaki yazılardan kopya çektiğini fark edebilirsiniz. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.